Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Evet, bu analizimizin konusu da borsa olacak, endeks olacak. Borsada neler oluyor, neler bitiyor? Seçimlere kadar özellikle nasıl bir seyir içerisinde olabiliriz? Ve de yabancılar neler yapmakta? Tabii ki bir de önümüzdeki hafta Fed toplantısı söz konusu. Bu toplantı endekslere, bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke endekslerine nasıl yansıyabilir, ne gibi sonuçlar çıkarabilir? Değerli dostlar, dün aktarmış olduğum bir analizim vardı. Dolarda kazanmak için bunları bilmek zorundasınız başlıklı bir analizde. Bu analizde dolar özelinde konuştum ama genel anlamda piyasaları etkileyen iç ve dış faktörleri ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Özellikle son günlerde piyasalar hangi unsurlardan etkileniyor, hangi gelişmeleri nasıl fiyatlıyor şeklinde sizlere önemli ipuçları vermeye çalıştım. O analizimi dinlememiş iseniz dinlemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Piyasaları biraz daha doğru yorumlayabilmeniz bakımından faydası olacaktır. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu hususa tekrardan bir vurgu yapmak gerekiyor. Piyasalar haftaya, geçtiğimiz haftaya sıkıntılı bir şekilde başlamıştı. Dünyadaki küresel durgunluk, resesyon vesaire vesaire korkuları, Avrupa'dan gelen olumsuz sanayi verileri, Çin'den gelen çok düşük kabul edilen %6 civarındaki büyüme beklentisi ve Amerika'nın daha önceki hafta gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok uzağında gelmesi gibi olaylar nedeniyle genel olarak dünya endekslerinde bir geri çekilme yaşandı. Ama haftanın sonlarına doğru ise tablo biraz değişir gibi oldu. Ne oldu bu tablodaki değişkenlikte? Evvela Çin'den Cuma günü çok önemli bir açıklama geldi. Çin Halk Kongresi'nde denildi ki ülkenin içinde bulunduğu büyüme kaygılarından, yetersiz büyüme tablosundan kurtulabilmesi, işlerin biraz daha açılıp rahatlayabilmesi bakımından KDV indirimi ve ekstra teşvikler yayınlayacağız, yapacağız. Bu manada kararlar alacağız şeklinde bir açıklama geldi. Bu açıklama çok çok önemli bir açıklama. Zira Çin biliyorsunuz dünya ekonomileri içerisinde çok üst sırada bir yere sahip ve tüm ülkeler bir manada Çin'deki gelişmeleri de Amerika'da olduğu kadar yakından takip etmekte. Çin'den gelen olumlu haberler, Çin piyasalarının düzelebileceği ihtimalinin oluşması, bunun paralelinde Çin borsasındaki yükseliş eğiliminin gündeme gelmesi, bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke endekslerine bir ilgi yarattı. Bu birinci nokta. Bir diğer nokta arkadaşlar, Amerika'dan son günlerde gelen veriler, enflasyonun hala düşük seyrediyor olması ve genel olarak Amerika olsun, Almanya olsun, Avrupa Birliği Merkez Bankası olsun, İngiltere ve Kanada olsun büyük ülke merkez bankalarının parasal sıkılaşmadan vazgeçip daha rahat bir politika izleyecekleri ve bu politikayla da ekonomik durgunluğu giderebilme noktasındaki düşünce yapılarının ön plana çıkmasıyla birlikte bu hafta yapılacak olan Fed toplantısında önümüzdeki sürece yönelik yani 2009'un ikinci yarısına yönelik faiz artırımı yapılabilme ihtimali veya bu söylemde bir takım konuşmaların olabilme ihtimali oldukça düşmüş durumda. Sonuç olarak Fed yine şunu söyleyecektir. Rakamlara bakacağım, verilere bakacağım. Her zaman aynı şeyi söylüyor. Buna göre karar vereceğim. Bu hususta net bir kararım yok diyecektir. Ama rakamlara bakacaksa en son gelen rakamlar herhangi bir faiz artırımını hiçbir şekilde gerektirmiyor. İşte arkadaşlar, Fed faiz artırmayacaksa, diğer merkez bankaları faiz artırmıyorsa, parasal sıkılaştırmaya gitmiyorlarsa bu durumda piyasadaki sıcak para dediğimiz likiditenin de bir şekilde kendi yuvasına dönme ihtiyacı kalmıyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahı dediğimiz nemalanmak amacıyla oraya buraya şuraya yatırımlar yapılabiliyor, para akışı devam edebiliyor. Bu kapsamda Fed bu hafta bu şekildeki bir açıklama tonuyla, güvercin yaklaşımlarıyla piyasa dostu söylemlerde bulunabilir. Elbette ki sevgili dostlar piyasaları etkileyen ABD Çin meselesi, efendim Brexit meselesi var. Bunlar artık ötelendi. Şu anda şu günlerde bu konuyla ilgili çok önemli bir sıkıntı yok. Bu açıdan özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında rahat bir hafta olabileceğini düşünebiliriz. Ekstra bir durum, ekstra bir sorun olmamak kaydıyla. Şimdi bu paralelde gelelim bizim endeksin içinde bulunduğu duruma. Arkadaşlar sizlere endeks hakkında belki çok sık yorum aktarmıyorum ama aktarmış olduğum yorumlarımda
genel olarak şu tabloyu sizlere anlattım. Yaklaşık 2 ay önce yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde çok net bir tablo koymuştum sizlere. Demiştim ki yabancı çok ciddi miktarda alım yapıyor. Bu alımların bir amacı olmalı. Bu kadar alımı boşuna yapmaz. Bunun kokusu bir şekilde çıkacaktır demiştim. Ve zira Ocak ayından itibaren çok ciddi bir rally yaşandığını, 106 bin lira kadar 16 bin puan civarında bir atak olduğuna tanık olduk. Ve bir başka hususu daha strateji olarak sizlere anlatmıştım. Demiştim ki yabancı bu hızlı alımlarının sonrasında bir anda paldır küldür satmaz. 100 bin ila 106-107 bu bölge arasında çok defalar git gel yapacak. Ve yerlinin katılmadığı, inanmadığı bu yükselişe bir şekilde inandırmaya çalışacak. Yani 100 bin kırılmıyor, 100 bin sağlam bir destektir. O halde alım yapılabilir. Ve hatta denecek ki endeksin yönü 110 binler, 115 binler gibi bir takım söylemler dahi oluşmaya başlayacak. Ve bunlar zaten biliyorsunuz zaman zaman kulaklarınıza geliyordur. Ama tabii ki her 100 bine yaklaştığımız anlarda da derhal 100 bin kırılacak, 95'e geri döneceğiz, 90'a geri döneceğiz şeklinde sanki bugünden yarına bir endeks felaketi yaşanacakmış gibi çeşitli yorumlar yapılmakta. Arkadaşlar, yabancının biraz sonra takas oranıyla ilgili olarak sizlere grafikten göstereceğim. Yabancı hala %65'ler civarında bir yük taşıyor, bir pozisyon taşıyor ve bu pozisyonunu son dönemlerde yaklaşık son bir aydır gittikçe azaltmak çabası içerisinde. Yani arkadaşlar yabancı 2 alırken 5 satıyor. Bu şekilde pozisyonunu azaltıyor. Nasıl ki endeksi bu seviyelere getirirken hissettirmeden %4-5 puanlık bir takas artışı yarattıysa, bir alım pozisyonu yarattıysa, satarken de önceden hissettirmeden belli hisselerden çıkacak. A hissesini sağlam tutarken B hissesinden çıkış yapmaya çalışacak gibi gibi farklı yöntemler denemek suretiyle endeksteki ağırlığını özellikle seçimlerden önce bir miktar azaltabileceği kanaatindeyim. Bu nedenle endeksin bir anda 100 bin desteğini kırması gibi bir korku içerisinde olmak yerine endeksin şu anda şuralarda görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar 3-4 defa şu bölgenin aşağısına inişler oldu. Bu bölge neydi? Bu bölge 23.6'ya denk gelen 101.500 bölgesiydi. 101.500 bölgesinin aşağısına sarkmalar oldu. 100.600-700'lerden 100.000'e çok yaklaşmadan, o bölgeye çok yaklaşıp da stresi artırmadan bu bölgenin destek olarak algılandığı mesajını çok net bir şekilde özellikle küçük yatırımcıya vermiş bulundu. Ve artık algı şöyle olmuştu arkadaşlar. 100.000'e yaklaşırken alırız. 103.000, 104.000, 105.000'lerden de satarız, buradan trade ederiz şeklinde. Ama öyle bir an gelecek ki bu 100.000 desteğinin de kırıldığına tanık olacağız. Ama bunun henüz daha zamanı var. Şu anki görüntü itibarıyla arkadaşlar, gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu bir rehavetin de Fed'le birlikte oluşabilmesinin beklentisine bağlı olarak biz haftayı 103.300 seviyelerinde, 103.300 seviyelerinde tamamlayabildik. Ancak bizim özellikle takip etmemiz gereken nokta şu olacaktır arkadaşlar. Biz geçtiğimiz haftalarda 105.000 üzerine çıkamadık. 105.000'de önemli bir zorlanma yaşıyoruz. En fazla 106.000 lira kadar yaklaşabildik ve şurada da göreceğiniz gibi, bu bir haftalık grafiktir arkadaşlar. Şuradaki haftalık grafiğimizde şu yükselişin ardından artık bir aşağı eğilim başlamıştır. Bir gerileme eğilimi başlamıştır. Ve son günlerde oluşan, son haftalarda daha doğrusu oluşan yukarı ataklarda hep bir öncekinden daha düşük seviyelerde kalabilmişiz. Yani 104.000'i geçmişiz ama 105.000'e ulaşamamışız gibi benzer şekilde 106.000'e yaklaşmakta zorlanan ve 105.000 üzerinde de tutulmakta gerçek anlamda zorlanan bir seyrin hakim olduğunu fark etmiş bulunmaktayız. Bu açıdan yapılması gerekenin şu olduğu kanaatindeyim. Endeksin yukarı ataklarında özellikle 105.000 bölgesi önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeye yaklaşımlarda çok dikkatli olunmalı. Belki bir ihtimal, bakınız bir ihtimal diyorum, yabancı bir strateji olarak endekste bir parlama yaratabilir. 106.000'e doğru bir atak, 106.000'i de geçirecekmiş gibi, sanki endekste her şey yolunda gidiyormuş gibi bir tablo oluşturup da
önemli bir satış yapma zemini hazırlamayı düşünebilir. Neden bu ifadeyi kullandım arkadaşlar? Çünkü şu anda yabancı bir şekilde attığı adımları gizlemeye çalışıyor. Satış yaptığını gizlemeye çalışıyor. Neden? Hemen size bunun nasıl bir şey olduğunu çok basit ve güncel bir örnekle aktarayım. Değerli arkadaşlar, 15 Mart tarihi, yani Cuma günü. Cuma günü şu üstte görmüş olduğunuz tablo saat tam 18'deki aracı kurumların aldıkları ve sattıkları miktarı gösteriyor. Saat tam 18. Biliyorsunuz 18'de endekste, borsada işlemler noktalanıyor ama 18 ila 18.05 arasındaki o 4-5 dakikalık sürede, hani sizlerin karanlık oda olarak bildiğiniz eşleşmelerin yapıldığı bir süreç var ya, o süreçte başka başka işlemler oluyor. Arkadaşlar, saat 18 itibariyle kredit 74 milyonluk alımda. Yatırım finans 55 milyon civarında alımda. Diğer taraftan yapı kredi yatırım 79 milyonluk satımda. İş yatırım 51 ve City menkul ise 36 milyon satımda. Ve bu şekilde saat 18'de borsamız kapandı. 5 dakika sonra gördüğümüz rakamlar arkadaşlar işte şu rakamlar. 5 dakika sonra ne görmüşüz arkadaşlar? Yatırım finans 55 milyon alımda iken o 5 dakikalık süre içerisinde yatırım finans 138 milyonluk satış konumuna geçmiş. Neredeyse 200 milyon civarında bir satışının gerçekleştiğini veya satış konumuna geçtiğini görebiliyoruz. Yapı krediye bakıyoruz arkadaşlar, 79 milyon iken 108 milyonlara ulaşmış. Diğer taraftan City'ye bakalım arkadaşlar. City'nin ise 36 milyonluk satışı varken o 5 dakikalık süre içerisinde 77 milyona çıkmış. Arkadaşlar, kreditin şurada görmüş olduğunuz gibi City'nin ise 77 milyona çıktığını, evet, bunu ifade ettim. Kreditin burada arkadaşlar saat 18 itibariyle 74 milyonluk alımı var iken 18.05'te bakıyoruz arkadaşlar, kredi alıcılar bölgesinde bulunmuyor. Satıcılar bölgesinde de bulunmuyor ama alımlarını 74 milyondan çok aşağı seviyeleri, en azından şurada görmüş olduğunuz gibi 50 milyon seviyesinin aşağısına düşürmüş ki ilk 5'te görmüyoruz. Arkadaşlar, bu tablo neyi ifade ediyor? Bu tablo bir şekilde endeksin güçlü görünmesi sağlanıp bir şekilde yatırımcının takip edemediği bir anda bu detayı inceleme ihtiyacını hissetmeyenlerin gizleyebilmek adına gizliden gizliye el altından bir şekilde satış yapma çabasını gösteriyor. Eğer biz yabancının alım yaptığını tespit edip de endekste bir şeyler olabilir şeklinde sizlere bilgi aktardıysam, şu anda da diyorum ki yabancı benim midemi bulandırıyor. Bu tabirimi hoş görünüz. Yabancı sinsice satıyorsa an gelip sert satışlara geçebilir. İşte o anda sıkıntı olabilir. Bu sebeple endeksin yukarı yönlü ataklarında temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki her hissenin kendine göre bir özeli vardır. Endeksten maada kendisine yönelik bir rota içerisinde gidebilir. Bunlar ayrı konu. Hisse bazında konuşmuyorum kesinlikle. Endeksin genel manada gidişatı hususunda çok dikkatli olunması gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu hafta itibariyle haftalık grafiğe tekrar dönmek istiyorum. Bu arada bir de sizlere bankacılık endeksiyle ilgili bir grafik göstermek istiyorum. Görmekte olduğunuz gibi bankacılık endeksi de şu bölgede bir destek oluşturmuş durumda ve bu desteğin aşağısına gelmiyor. Ama şu 38.2 olarak tanımlanan 131 bin seviyesinin aşağı kırılması endeksi de çok ciddi şekilde aşağı getirecek olan bir faktördür. Endeks grafiklerini takip etmekte olan arkadaşlarım aynı zamanda bankacılık endeksinin 131 bin seviyesini de çok yakından takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bankacılık her zaman için öncü endekslerden birisidir. Orası bir şekilde rotayı net bir şekilde çizebilmekte. Evet değerli arkadaşlar, haftalık grafiğimize döndüm. Bu hafta itibariyle 102.660 seviyemiz endeksin pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalabiliyor isek, bu seviyenin aşağısına gelinmiyor ise 104.600'ler civarına doğru bir yukarı eğilim olabilir.
Kaldı ki bu seviyenin de aşılması durumunda bu kez 105.400 seviyesi gündeme gelebilirmiş. Ancak biz geçen hafta 105.000 üzerinde kalamadık. 105.000'i kararlı bir şekilde zorlamış olsak bile burayı geçmeyi başaramamıştık. Bir kere 105.000 noktasını psikolojik bir direnç bölgesi olarak düşünmeliyiz. Veya 104.500 ila 105.000 aralığını zorlu bir viraj bölgesi olarak düşünmeliyiz. Bu açıdan endeksin 103.200 üzerinde kalıp kalamayacağı hususunu da yakından takip etmemiz gerekiyor. O halde değerli arkadaşlar, genel manada 103.000 üzerinde kalabiliyor isek endeksin 104-104.5'lara doğru bir atak yaşayabileceğini düşünebiliriz. Eğer ki 104.000 üzerinde 2-3 saatlik bir tutunma görüyor isek bu durumda 105.000'e yaklaşımlar ve hatta 105.400'lere kadar devam edebilecek bir yükseliş olasılığını hesaba katabiliriz. Ama 104.000'in üzerinde kalamıyorsak özellikle ve özellikle 103.500 ila 104.000 aralığında bir zorlanma yaşanıyor, sıklıkla 103.000'e doğru geri dönüşler ve 102.500 ila 103.000 arasına bir geri çekilme ihtiyacı hissediliyor ise işte bu durumda 102.660 seviyesinin aşağısına gelinebilme riskinin ciddi şekilde oluştuğunu hesaba katmakta yarar var. Son söz olarak arkadaşlar 102.660 seviyesinin üzerinde kalmalıyız ve genel manada da günlük kapanışlarımız 103.200 üzerinde olur ise eğer biz 104 ila 105 bölgesine yönelme konusunda güçlü bir duruş sergilediğimizi dikkate alabiliriz. Ama 103.200'ün aşağısında kalınıyor ise 103.200 ve 102.600 aralığında bir bölgede sıkışma yaşanıyorsa bu durumda da endeksin güç kaybı yaşamakta olduğunu dikkate alabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de yabancı takas oranından sizlere bahsetmiştim. Yabancı takas oranı şurada görmüş olduğunuz gibi %66'lar civarına ulaşmıştı ama son günlerde bir gerileme eğilimi mevcut. %65-11 seviyesine doğru kademeli bir şekilde bir geri çekilme yaşanmış. Bunu ben haftalık moda çevirirsem daha kolay anlayabileceksiniz. Evet arkadaşlar işte Ocak ayının başlarında şu seviyelerden %61'lerden başlayan bu hareketlilik bu noktaya kadar geldi ve sert yükselişi görüyorsunuz yabancı takas payındakini. %66-16 ile zirve görüldü ve şu andayız arkadaşlar %61-11 kararlı bir şekilde bir gerileme mevcut. Yabancı takas oranı ne zamanki 64-80'ler seviyesine gelir ise işte bu nokta bakınız çok kritik bir nokta. Şu bölgede bir zirve, bu bölgede ise sert bir yükselişin oluştuğu bir bölge görünüyor. Bu bölgenin aşağısına inersek, yabancı takası %64-80'in altına inmeye başlarsa bu durumda arkadaşlar bir kat değil 5 kat daha dikkatli olmamız gereken bir sürece girmiş olacağız. Zira şu bar çok güçlü bir bar, çok güçlü bir alımın yaşandığı %2'lik civarında bir oranın yaşandığı bir süreç. Buradaki boşluğun doldurulabilmesi her an mümkün olabilir. %64.8'lik oranın aşağısına gelinmekle sert bir geri çekilme, özetle sert bir satış görebiliriz. Bu açıdan dikkatli olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, yabancı takasıyla ilgili tablonun da bu şekilde olduğunu ifade ettikten sonra haftalık olarak pivot verilerimizi sizlere aktardım. Eğer 102.600 aşağısına gelinir ise 101.900, 102.000 bölgesi tekrardan gündeme gelebilirmiş. Bildiğimiz bir destek artık 100.600, 100.700 bölgesi bu seviyelere kadar geri çekilme yaşanabilir. 102.660 seviyesinin aşağısında daha önce de sizlere şu grafikten de göstermiş olduğum gibi 101.500 seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu, şu bölgenin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu, bu desteğin aşağısına inişler olsa bile 100.700'lere, 100.800'lere kadar bir geri çekilme olup da buradan tekrar tepkinin defalarca yaşandığını sizlere bir şekilde göstermiş bulunuyorum. Yeni gelebilecek olan bir satış dalgasında yine takip etmemiz gereken öncelikle 101.500 olmalı ve 101.500'ün aşağısına inişler olduğu zaman ise 100.600 ve 100.700 civarlarından bir tepki oluşuyor mu oluşmuyor mu bunu yakından takip etmeliyiz. O halde endeks hakkında bilmemiz gereken birkaç önemli seviye var. 103.200 üzerinde kalabiliyor muyuz? Bu yükselişi destekleyecek olan bir faktördür. 104-105.000'ler bölgesine ulaştırabilir bizi. 102.600'ler seviyesinin aşağısında isek
101.500'e kadar geri çekilme riskimiz vardır. Eğer 101.500'ün de aşağısına inilir ise bu durumda 100.500 ila 101.000 arasına kadar geri çekilme ihtimali oluşuyor demektir. Bu açıdan arkadaşlar pozisyonlarınızı bu kritik seviyeleri dikkate alarak yönlendirmenizde yarar bulunuyor. Seçimlere yaklaştıkça bu haftanın da birazcık olumlu geçebileceği ihtimalini de dikkate almak kaydıyla endeksin yurt dışı faktörlerden etkilenmesi mümkündür. Ancak bizim kendi özelimizde çok farklı durumlarımız var. Dolardaki bir hareketlilik endekse olumsuz yansıyabilir. S400 vesaire konuları endeksi ciddi şekilde rahatsız edebilir. Bu açıdan yurt dışında olumlu rüzgarlar olsa bile bu şartlara rağmen biz çok güçlü bir seyir içerisinde olamayabiliriz. Bu nedenle 104.000-105.000 aralığının çok çok yakından takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum sevgili dostlar. Evet, herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Umuyorum ki tüm pozisyonlarınızdan karlı ve kazançlı bir şekilde ayrılabilirsiniz. Hoşça kalınız, selamlar, saygılar.